Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam arkasıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi ile başlamak istiyoruz. Bildiğiniz gibi 1. Dünya Harbi içinde 1915-16 yıllarında Çanakkale hem deniz hem kara savaşlarına meydan olmuştu. Ve burada Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi saygıyla anarak başlayalım istedik. Duyurularımızda ikincisi sektörü çok yakından ilgilendiren kadın erkek eşitliği ile ilgili toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığıydı. EFİ de bu sene bunun Reklam Verenler Derneği ve Bahçeşehir Üniversitesi ile yapılan araştırmalar açıklandı. Burada reklam verenlerin bu konuya taahhütlerine sahip çıktıklarını gördük. Çünkü şöyle yine dış seslendirmelerde erkeklerin 4'e 3 önde olmasına rağmen ünlü kullanımında %46 erkek, %56 kadınla bunun birazcık değiştiğini diğer yıllara göre görüyoruz ve bunun takipçiliğini de yapıyoruz. Üçüncü haberimiz ise 63. Grammy ödülleriyle ilgili. Burada Grammy'de Beyoncé herhalde bir rekora imza attı. Girdiği 9 dalda 4 ödülle toplamda 28 Grammy ödülüyle dünyada bir ilki elde etti. Bir de genç yeni bir sanatçı, Amerikalı sanatçı Megan Thee Stallion ödül aldı. Bu da yeni nesle güzel bir örnek oldu diye düşünüyoruz. Dördüncü haberimiz ise Mix ödülleri. IAB'nin başkanlığında yapılan bu ödüllerde Havas Türkiye CEO'su Cüneyt Devrim'in 20 jüri ile seçtiği 778 başvurudan 333'ü ödül kazandı. Bu ödülleri de Mix Türkiye Mix web sayfasından bütün listeyi görebilirsiniz. Avrupa ödülleri de 16 Nisan'a kadar başvurular sürüyor. Son haberimiz ise sporla ilgili. Sporda kadınlarımız damga vurdu diyebiliriz. Voleybolda Yeşilyurt Spor Kulübü tarihinde bir ilk herhalde yaşıyor. Sev kupasında finale kaldı ve ilk maçını deplasmanda 3-0 kazanarak şampiyonluğa göz kırptı diyebiliriz. Vakıfbank ise Türkiye'de voleybolda en çok Avrupa'da başarı kazanan takımlarımız Amerika'da yapılan Mercury ödüllerinde 2 altın, 1 bronz ve 1 onur ödülüyle onlar da bir rekora imza attı. Tabii Türkiye Kupası finalleri yaşandı. Beşiktaş Antalya finalist oldular. Bu hafta sonundan sonra milli maç haftalarına geçiyoruz. Oradan da milli takımımıza başarılar diliyoruz ve programımıza geçiyoruz. Efendim bugün konuklarım Yapı Kredi Strateji Pazarlama Grup Direktörü Pınar Salcı, hoş geldiniz. Ve Ideosoft CEO'su Seyhun Özkara, hoş geldiniz. Biz normalde markadan başlarız ama Ideosoft bu döneme ve dijital dünyaya bir liderlik yapan firma. İsterseniz biraz Ideosoft'u tanıyalım. Neler yapıyor, bu pandemi sürecini nasıl geçirdi? Tabii bu pandemi süreci de tabii teknolojinin çok hızlı gelişmesine neden olan bir süreç oldu. Neler yaptınız, nasıl gidiyor bir dinleyelim. Tabii Ender Bey, Ideosoft Türkiye'de bir yazılım firmasıdır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler e-ticaret altyapısı sağlar. Buna işte mikro işletmelerden dükkanlara, mağaza zincirlerine kadar birçok firmanın bu dijital dönüşüm sürecinde ürünlerini internetten satışa sunabilmesi için altyapılar sunar. Yaklaşık 15 yıldır biz bu sektörde e-ticaret alanında hizmet veriyoruz ve 15 yıldır aynı iş yapıyoruz. Sadece e-ticaret altyapısı sağlıyoruz. 200 küsur kişilik bir ekibimiz de Türkiye'deki işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerini, e-ticarete adaptasyonlarını ve aslında fiziki hayattaki dünyalarını veyahut da yeni girişimcilerin bu alana girmek isteyen e-ticaret girişimcilerinin aslında projelerini hayata geçirmesini sağlayan altyapıları sunuyoruz. Bunun içerisinde ödeme altyapılarından reklam platformlarına, kargo firmalarıyla olan anlaşmalarına kadar aslında bu süreçte ihtiyaç duyabilecekleri, e-ticarete başlamalarına olanak sağlayacak bütün ihtiyaçları bir paket çözüm olarak sunuyoruz. Şeyi merak ediyorum, şimdi hani küçük ve orta ölçekli KOBİ'ler, hani hı-hı, bugünkü konumuz birazcık da onunla bağlantılı olduğu, hı-hı, için soruyorum. Hani onlar biraz böyle tedirgin yaklaşabiliyorlar.
Çünkü biz de zamanında hani reklam için falan gidildiğinde işte sanayi odalarına, ticaret odalarına hep böyle bir çekingenlik duyarlar ve korkarlar. Siz o korku ve şeyi nasıl aştınız veya bu pandemi de tabii ona bir olanak sağladı muhakkak. Tabii dediğiniz doğru Ender Bey, insan bilmediğinden korkar. Yani geleneksel olarak yıllardır ticaret yapan, fiziki mağazaları olan birkaç lokasyonda belki iş yapan ticaret erbapları bu işi internetten nasıl yapacağım dediğinde takılabiliyor. Nasıl yapacağını bilmiyor olabiliyor. Yani onlara da o konuda yol gösteriyor musunuz? Tabii burada konu altyapı değil aslında. Biz bir platform sunuyoruz. Sunmuş olduğumuz yazılım belki ön yüzde son kullanıcının alışveriş yapmasına olanak sağlıyor olabiliyor ama arka tarafta ekiplerin eğitilmesi, dijital pazarlamanın nasıl yapılacağı konusunda firmaların, işletmelerin ve çalışanlarının desteklenmesi gibi birçok konuyu aslında bir çözüm olarak sunuyoruz. Çünkü burada zaten başladıkları yeni bir serüven, bu alanda e-ticaretle bir tecrübesinin olmasının da bir önemi yok. Çünkü bu süreçte bizlerle birlikte bütün ayakları, bütün süreçleri öğrenip ticari hayata geçebilir. Pandemide normalde büyük ve küçük ve orta ölçekli işletmelerde bu birkaç haftalık olan süreç pandeminin kapanmayla birlikte Mart-Nisan'dan sonra tabii ki fiziki mağazalarda kapalı olunca hızlı bir şekilde birkaç gün içerisinde daha hızlı bir adaptasyonla dijital dönüşümünü e-ticaret sitelerini kurarak satışa başladılar. Bir de korktukları taraf aslında Ender Bey, bence bu iş maliyetli mi? Nasıl başlayacağız? Evet. Zor tarafı ne? Nasıl yapabiliriz diye aslında bunu Türkiye'deki, Anadolu'daki herhangi bir ildeki yıllık dükkan maliyetlerinden, kira maliyetlerinden çok daha uygun bir rakama, aylık birkaç yüz liralık bedellerle aslında e-ticarete başlayabilirler. Bugün Anadolu'da ve İstanbul'da birçok işletme, 11 binin üzerinde işletme zaten bizim altyapılarımızla e-ticarete başlamış durumda. Bugün belki biraz normale döndük ama ilerleyen dönemlerde hala dijitalleşmeyen birçok işletmenin olduğunu da düşünürsek bunun bir zorunluluk olduğunu söylüyoruz. Öncesinde yapmalısınız ve rakiplerinizden bir adım öne geçmenizi olanak sağlar derken bu işi artık bir zorunluluk haline geldiğini düşünüyoruz. Ve burada da işte Yapı Kredi ile yapmış olduğumuz bir proje kapsamında da aslında daha hızlı dijitalleşmeleri için küçük ve orta ölçekli işletmelerin farklı çözümleri birlikte sunuyoruz. Doğal olarak ödeme ayağı ve altyapı ayağını bir bütün olarak KOBİ'lerin ayağına getirdik ve daha uygun maliyetlerle ve hızlı adaptasyon sağlayacakları şekilde sunmaya çalışıyoruz. Evet, aslında güzel özetledi. Evet. Peki şimdi hakikaten bu pandemi süreci bu teknolojiye ve işte e-ticaret şeyine çok hızlı bir giriş yaptı. Yani belki 4-5 yılda bekleyeceğimiz süreci bir yıl zaman zarfında çok ciddi bir şekilde ileri gittik. Peki sizin gibi büyük kuruluşlar işte böyle bir altyapı firmasıyla bir ortaklıkla küçük ve orta ölçekli işte KOBİ'lere ya da firmalara bir desteği nasıl başlattınız? İsterseniz ondan biraz bahsedelim. Ondan sonra onunla ilgili yaptığınız filmi de izleriz. Onun üstüne de konuşuruz ama öncelikle bu işbirliği nasıl gelişti? Tabii sürecin de büyük etkisi var tahmin ediyorum. Kesinlikle, yani pandemi zaten çok önemli değişikliklere sebep oldu ama Yapı Kredi dijital bankacılık tarafında zaten çok her daim önde ilerlemiş bir bankaydı. KOBİ bankacılığı yine stratejik önceliklerden bir tanesi banka için. Dolayısıyla bunları aslında ortak bir noktada buluşturduğumuz bir resimdeyiz. Ideasoft'la da aynı zamanda diğer başka e-ticaret firmalarıyla, pazar yerleriyle çok ciddi işbirliklerimiz var. Bu işbirlikleri KOBİ'lere, aslında banka müşterisi olan KOBİ'lere özellikle bu e-ticarete girmeleri, hızlı adapte olmaları için bir fırsat sunuyor. Çünkü zaten bankacılık işlemlerinin çok büyük bir kısmını dijital ortamda yapıyorlar. Bütün altyapı onlar için hazır. Ödemelerinden tutun da bütün ev talimatına, işte teminat mektubuna kadar birçok noktada aslında banka dijital birçok servisi onlara sunuyor. Ideasoft'la olan iletişim ise, program ise onlara aynı zamanda bu altyapıyı verirken hızlı adaptasyonu ve aynı zamanda da daha uygun ücretlerle bankacılık hizmetlerinden de yararlanmalarına fırsat tanıyor. Peki böyle bir şeyde tabii bir bunu duyurmak için bir reklam filmi de yaptınız. Filmin etkileri
nasıl, olumlu döndü mü? Yani bu yaptığınız altyapı çalışmalarının neticesinde onun geri dönüşünü aldınız mı? Evet, kesinlikle. Reklam sektörü zaten bu işin en önemli tarafı. Çok ciddi bir basın kampanyamız var bizim ticaretle ilgili olarak. Hem çeşitli gazetelerle işbirliklerimiz var, hem de aynı zamanda televizyonda ve radyo spotlarında reklamlarımız var. Bunun yanı sıra tabii bir de biz aynı zamanda KOBİ bankacılığında görevli olan bütün portföy yönetmeni arkadaşlarımızı çok ciddi eğitimlerden geçirdik. O da önemli. Tabii bu da onların aynı zamanda piyasada müşteriyle yüz yüze konuşurken de bu fırsatı onlara, KOBİ'lere sunmasını sağladı. Dolayısıyla da verimli bir süreçteyiz. Yavaş yavaş sayılarımız artmaya başladı. İlk günlerden itibaren bakıyoruz tabii ki trend nasıl gelişiyor diye. İlginin çok olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yavaş yavaş da daha da artacaktır. Peki şimdi yani KOBİ'lerle hani bireysel temas da önemlidir ya. Şimdi onu, o tabii olmuyor. Bunun bir negatif pozisyonu oluyor mu? Yani şimdi bir sürü mesela insan eğitiyorsunuz bu konuyla ilgili ama yani onlar gidip bilhassa o müşteriler hani ziyaret bekler. Evet. Gitmeye. O konularda nasıl bir çözüm? Vallahi şöyle, bizim sahadaki arkadaşlarımız gerçekten çok canlı başla çalışıyorlar. Çok gurur duyuyorum Yapı Kredi'nin bir parçası olduğum için. Müşterilere yüz yüze zaten iletişimde bulunuyorlar, gerektiğinde. Talep eden müşteri olduğunda ya da izin veren müşteri olduğunda mutlaka müşteri görüşmesi yüz yüze yapılıyor. Ama onun dışında zaten banka olarak biz bütün teknik altyapıyı tamamladık. Ekranlardan toplantı yapmaları, birebir işte görüşme yapmaları, yüz yüze görüşebilmeleri. O daha bir güven veriyor insana diye düşünüyorum ben. Hani birebir karşısında görmek bir banka yetkilisini farklı bir güven sağlar. Kesinlikle. Bir de KOBİ bankacılığında tabii doğal olarak bizim portföy yönetmenleri arkadaşlarımız aynı zamanda KOBİ ile beraber büyüyen işi de takip ediyorlar. Dolayısıyla da o bir... gönül bağı da yaratır diye düşünüyorum. Dolayısıyla da biz bu süreci pozitif atlattığımızı düşünüyoruz. Çok her iyi. Zaman müşterimizin yanındayız zaten. Dolayısıyla onu da hissettiklerini tahmin ediyorum. Müşteri memnuniyetleri de bu kapsamda artıyor zaten. Artar. Evet. Doğru. Peki bir filmi izleyelim o zaman. Bakalım KOBİ'lere neler yapılmış. Hayat sana sınırlar koyar. O sınır bazen dükkana eskisi kadar müşteri uğramamasıdır. Neyse ki işini dijitale taşımak isteyen KOBİ'lere e-ticaret sitesi kurulumundan pazar yerlerinde fırsatlara, bankacılık işlemlerinde avantajlardan ücretsiz e-belge çözümlerine kadar her alanda sınırsız destek var. Hayat sana sınırlar koyar. O sınırları kaldırmak için var. Ortaklık yaptığınız markalarda onların yaptığı bu tip reklamların katkısı oluyor mu mesela Ideosoft'ta? Ya tabii bizim paralelde Türkiye'de pandeminin etkisiyle normalden daha fazla bir e-ticaret talebi olduğu için bu süre zarfında birçok büyük markayla da projemiz devam ediyor. Evet. İsimlerini vermemize gerek olduğunu düşünmüyorum. Kimisi sahada KOBİ'lere dokunuyor. Kimisi global markalar olduğu için başka bir modelle KOBİ'lere dokunuyor. Bunların hepsinin tabii ki pozitif etkisi var. Çünkü şu içinde bulunduğumuz dönem zaten küçük ve orta ölçekli işletmeler. Aslında biz hep KOBİ diyoruz ama biz mikro işletmelerden de bahsediyoruz. Anadolu'nun belirli illerinde küçük dükkanlar, tuhafiyeler, satış noktaları. Esas önemli olan onlar aslında. Onlar için dijital dönüşüm şart. Zaten şu dönemde ekonominin de gidişatını da göz önünde bulundurduğumuz ve pandeminin de etkisiyle gerçekten zorluk yaşıyorlar ve bu dönem onlar için e-ticaret ciddi bir çıkış alanı sağlıyor. Olabilir. Ürünlerini, elindeki stoklarını tüketmek açısından, ürünlerini satmak açısından, yani hangi platformda sattığının önemi yok. Kendi sitesinden de satabilir. Pazar yerlerinden de satabilir ama dijitalleşmek ve dönüşüm sağlamak zorunda oldukları için bize çok pozitif etkisi olduğunu söyleyebilirim bu dönem. Bu dönemde o pazar yerleri dediğimiz işte e-ticaretin her türlü şeyini bulabildiğiniz şeylerde de çok büyük bir gelişme oldu değil mi? Yani baktığımız zaman. Doğru. Yani hem lojistik alanında olsun hem o markaların ürün gamında olsun. Hatta program öncesinde konuşuyorduk, hani bazı bir şey sipariş ediyoruz. Türkiye'nin bir ucundan geliyor. İşte oradan geliyor ama neticede sizin ihtiyacınızı karşılıyor yani.
Oradaki o lojistik ve şey desteği de çok önemli diye düşünüyorum ben. Doğru, biz hani kendi tarafımızdan baktığımızda işte 11 bin Ideasoft aktif müşterisinin geçtiğimiz pandemi öncesi dönemle pandemi sonrası dönemi, pandemi dönemini kıyasladığımızda %110 üzerinde bir cirosal büyüme, %35'in üzerinde de bir sipariş bazında, adet bazında, yani enflasyondan arındırdığımızda acaba nasıl bir büyüme var diye baktığımızda da böyle bir rakam ortaya çıktı. Yani bu da şunu gösteriyor ki pandemi öncesinde e-ticaret sitesini kurup e-ticarete atılmış firmalar aslında pandemide bundan çok ciddi anlamda pozitif yararlandı. İster pazar yerlerinde, ister kendi sitelerinde, isterse hepsinde satışa çıkışı, ürünlerini satışa sunuyor olsunlar. Bir de ürün gamı da genişledi pandemi sürecinde. Doğru. Yani birçok yani taze ihtiyaç, yeme içme ihtiyacınızı bile e-ticaretten yani bir şekilde internetten sipariş veriyoruz. Hatta daha fazlasını. Yani Anadolu'daki gıda ürünlerinin İstanbul'a ve diğer büyük illere dağılımı e-ticaretle bu pandemi döneminde daha fazla oldu. Evet. Siz bugün zeytinyağı istediğinizde Ege'den, işte tarhana istediğinizde Hatay'dan, bunların hepsini kendi e-ticaret sitelerinden çok rahat bir şekilde söyleyip direkt yerinden temin edebiliyorsunuz. İşletmelere bu avantajı sağlıyor e-ticaret. Tabii bunun peki bankacılığa da artı bir katkısı oluyor mu yani bu sürecin? Yani bu kadar internet ortamında canlanan bir ticaret var diyoruz. Belki hani baktığımızda soft ticaret biraz hani dükkanların kapalı olması, işte kafelerin ve yeme içme yerlerinin, sosyalleşmenin biraz sınırlı olduğu yerlerde. Ama ticaret bence yani verilen rakamlara göre bir şekilde en azından bir %100 bir büyüme göstermiş durumda. Bunun bankacılığa yansımaları... Nasıl görüyorsunuz? Çok büyük etkisi var. Şöyle bir kere zaten e-ticarette yaklaşık %70 seviyelerinde kartlı ödeme söz konusu. Değil mi? Bir de o sistem de gelişti yani. Yaklaşık %25'ler seviyesinde de EFT havaleyle ödeme yapıyor müşteriler. Çok az kapıda ödeme, yani %4'ler 5'ler seviyelerinde. Şimdi dolayısıyla da yani zaten her ihtimalde banka sistemin içerisine girmek durumunda kalıyor. Hem POS makinesi bağladığımız için, hem sanal posta bu hizmeti verdiğimiz için, hem de kredi kartı tarafında da tüketici finansmanında aracı da olduğumuz için. Yani ben bile telefonuma yani bütün çalıştığım bankalarla ilgili app'leri indirdim yani. Evet. Yani oradan gidiyor iş. Tabii yani ama burada tabii şunu yadsımamak lazım. Yani bankaların hepsi, özellikle de Yapı Kredi, bu dijital dönüşüme çok eskiden aslında yatırıma başlayıp devam ettiği için çok hazır bir dönemde bütün bu altyapıyı hem e-ticaret tarafına hem de diğer müşterilerin bütün bankacılık işlemleriyle ilgili pandemi döneminde kapalı olan iş yerlerinde vesaire dahi vermeyi başardı. Peki önümüzdeki sürece bakacak olursak, yani bunun sadece bu KOBİ ayağının dışında nasıl görüyorsun? Yani mesela yurt dışı satışlar falan, yani bu tip konular da yine bu e-ticaretin içine girecek mi? Yani orada da bir artış. Tabii. Bugün Türkiye'deki hediyelik eşya ürünleri ve işte tesettür giyiminden tutun birçok alanda aslında ürünler ihraç edilmeye başlandı. Fakat e-ihracat dediğimiz olguyu küçük ve orta ölçekli işletmelerin yapabilmesi için önce e-ticaretin nasıl yapıldığını ve bu sürecin nasıl işlediğini iyi öğrenmesi ve iyi bir süreç yönetmesi gerekir ki ihracatı kolay yapabilsin. Devletin de bu konuda çok ciddi katkıları orada ve devletin katkısı nasıl? İşte yani vergi anlamında ihracat tarafında vergi anlamında destekleri var. Bunları kullanabilirler. Sonuçta siz bir ürünü e-ticaret yapınızda oturtup satmaya başladığınızda bugün ürünü Van'a göndermişsiniz ya da buradan yükleyip İtalya'ya göndermişsiniz ya da işte Dubai'ye göndermişsiniz. Aslında süreç olarak size çok farklı bir şey değişmiyor. Gümrük süreçleri, vergi süreçleri. Onu soracaktım. Yani o süreçler yine sürüyor tabii. Gelişmekte. Yani Türkiye'de de e-ihracatla ilgili birçok işte ETGB'sinden tutun da birçok e-ihracat yapacak kişinin önünü açmak adına geliştirmeleri son 1-2 yıl içerisinde devlet tarafından yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Gelecekle ilgili sorduğunuz soruya da ben bir önemli bir noktayı eklemek isterim. Şimdi insanların belirli alışkanlıklarının oturması için birkaç haftaya ihtiyaç var. Biz baktığımızda birkaç ay evde kaldık ve normal şartlarda o tüketiciler, tüketici tarafından baktığımızda o tüketiciler her gün dışarıdan fiziki alışverişlerini yaparken aylarca sadece online yaptılar. Doğal olarak online alışverişin kolaylığını ve deneyimini yaşadıkları için normal hayat
her zaman normale döndüğümüzde bile alışverişlerin belki onunu fiziki yaparken artık onunu online yaptığı için normale döndüğünde de belki yarısını online, belki yarısını offline yapacak. Çünkü o kolaylığı hissetti o da, evet. Baktı. O yüzden işletmelerin hani bence geçmiş bir şey yok. Dijitale hala adım atmaları gerektiğini düşünüyorum ve ilerleyen dönemde bunun önemini daha iyi anlayacaklarını düşünüyorum. Bunu da bir ek olarak özellikle belirtmek istedim. Evet, güzel. Peki son dakikaya giriyoruz. Bu arada bankacılık sektörüne baktığımız zaman Avrupa'da, hatta dünyada diyebiliriz, Türk bankacılığı çok ileri seviyede, evet. Baktığımız zaman. Bununla birlikte yani aynı sorunun devamında, yani ihracatta sizin de banka olarak kolaylıklarınız oluyor mu bu tip müşterilere, hani açılmaları adına bir yol gösterme veya ne gibi bir yöntem uyguluyorsunuz? Yani şöyle, zaten Yapı Kredi dış ticarette çok aktif ve pazar payında çok lider bir banka. Siz bir de uluslararası çok iyi bilen, evet, birisiniz. Geçmiş tecrübemde bu şekilde, evet, doğru. İhracatta da şu an biz çok özel bir program çalışıyoruz. Yine bir çözüm ortağımızla beraber ihracat konusunda bir çatı yapıyla aslında KOBİ'lerin belki işte yaşayabileceği zorlukları daha azaltarak bir çatı yapı altından bu ihracat sistemine girmelerini sağlayacak bir altyapı olacak. Bitirmek üzereyiz. İnşallah yakın zamanda onun duyurularını da, iletişimini de yapacağız. Peki, ben teşekkür ediyorum. Güzel bir aydınlatma programı oldu diye düşünüyorum. Bu yeni teknolojik ve e-ticaret üzerine iki önemli kuruluş. Birisi altyapıda, birisi de Türk finans, evet, dünyasının önemli liderlerinden. Evet, umarım 2021 iyi geçer diyorum. İnşallah. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi. Evet sevgili izleyiciler, bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.